Herkese merhaba arkadaşlar. 3D Warehouse serimizin 3. videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugünkü bölümümüzde sizlere beğendiğiniz modellerle nasıl kütüphane oluşturabileceğiniz ve model seçerken dikkat etmeniz gereken şeyleri anlatacağım. Öncelikle beğendiğimiz modelleri 3D Warehouse içinde kütüphane olarak oluşturabiliriz. Bundan bahsedeyim. Mesela bir koltuk aradım. Bu koltuklardan gözüme hoş gelen bir koltuğu beğendim. Bu koltuğu beğendiğimde bu koltuğu favorilerime ekleyebilirim. Burada like atabilirim ya da bir klasör oluşturup içine koyabilirim. Öncelikle klasör oluşturma kısmını göstereyim. Böylelikle kütüphanenizi yapıp daha rahat ulaşabilirsiniz beğendiğiniz modellere ve böyle hani bilgisayarınızda da fazlalıklar olmaz, yer kaybı olmaz, neyi nereye koydum diye düşünmek zorunda kalmazsınız. Buraya geliyorum. Benim kendi içimde iç mekan ve koltuklar diye iki tane klasörüm var ama sizin böyle bir klasörünüz yok diyelim. Buraya bastınız. Mesela yeşil koltuklar diye bir klasör açtım şimdi bunun için. Buraya ekle dedim. Ve buradan ekleme işlemini başarılı olduğunu görüyoruz. Buradan My Content sayfasına geliyorum. My Content sayfasında burada yeşil koltuklar. Ve yeşil koltuklar kısmında artık bu koltuğu istediğim gibi bulabiliyorum. Daha sonrasında like atmak üzerine bir şey göstereyim. Burada yine koltuk yazdım. Bu sefer buradan değil modeller kısmından bir şey beğeneyim. Mesela buna like attım. Like atılanları ekledi. Bunu My Public Page kısmından bakacağım. Like atılan modeller. Tabi burası birazcık kalabalık olduğu için o koltuğu aramam gerekiyor. Ya da üstte bu dizilişi değiştirebilirsiniz. İşte like'larına, popülaritesine, son modifiye edildiği zamana göre, eklendiği saatlere göre, işte buraya yine koleksiyonlar ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde modelleri ekleyebilirsiniz. Şimdi o koltuğu şu an koltuğumu arıyorum. Buraya bu şekilde koltuğum eklendi. Şimdi bir diğeri favorilere eklemek. Yine ben aynı şekilde koltuk arayacağım. Göstermek açısından. Bu maviye geldim. Bunu favorilerime ekledim. Bekledim. Yine eklendi diye bildirim geldi. My Content'a geliyorum. Burada favorilerim kısmı var. Favorilerim kısmında şöyle buraya daha sonrasında ekleniyor istediğim modelim. Bunu aynı şekilde koleksiyonlara da yapabiliyoruz. Buradan yine mesela gösterelim. Diyelim bu koleksiyonu beğendiniz. İçine girdiniz. İçindeki koltuklar benim işte içime yarayabilir koltuklar diye düşündüyseniz. Buradan yine aynı şekilde dosya, like ya da favorilere ekleme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bununla birlikte tabi bazen kataloglardan da aynı şekilde bu işlemi yapabiliriz. İşte bu koltuk güzelmiş dediğiniz şeyleri yine alabilirsiniz. Ama burada şöyle de bir şey oluyor. Bazen kataloglar sizi yanıltabiliyor. Katalogda mesela böyle bir koltuk görüp girdik. Ama bu projenin içinde böyle bir koltuk mevcut değil. Bu yüzden sizi hataya sürükleyebilir. İçlerine iyice bir bakmanızda avantaj var. Bir de şöyle bir şey oluyor bazen. Mesela şu tarz modellerde böyle tek parça bulmanız mümkün olmuyor. Ne oluyor? Burada size tek parça gözüküyor. Siz bunu tek parça sanıp indiriyorsunuz ama bu aslında firmanın bütün modüllerini tek tek modellediği bir klasör oluyor. Ve siz bunları kendiniz birleştirmek zorunda kalıyorsunuz. Firma bunu müşteri sipariş verirken daha rahat şekilde kodlara uygun verebilsin diye yapıyor. Ama yine de bunların da kalitesi resimde gözüktüğü gibi sadece siz bunu şey yapmanız gerekiyor, birleştirmeniz gerekiyor. Bunun dışında model seçerken dikkat etmemiz gereken kısımlara gelirsem SketchUp'ta herkes model yükleyebildiği için hatalı çizimler, işte gereksiz poligonlar, gereksiz dosya büyüklükleri çok fazla oluyor. Bu yüzden modelleri güzel incelemek ya da işimize yarayacak modelleri öncesinde temizlemek bizim için avantaj sağlıyor. Mesela burada şu önemli, dosyanın kasmaması için ya da hani şimdi gereksiz mesela poligonların bulunduğu, hiç temizlenmeyen bir dosyaysa
Direkt SketchUp içine indirirseniz bu sefer kendi dosyanızda yüklü olduğu için kasmalar yaşayacaksınız. Ama bunu baştan kenarda indirip işinize yarayacak mı yaramayacak mı diye kontrol etmek sizin için daha avantajlı olabilir. Bir de size şunu önerebilirim. Mesela genel bir tefriş yerleşimi yapıyorsanız, bunun üstünden bir render almayacaksanız ya da böyle daha hani basit bir görsel düşünüyorsanız çok kaliteli, çok büyük boyutlu şeyler, modelleri seçmek sizin için dezavantaj sağlar. Ama tabii ki bir render alacaksanız daha detaylı, daha yüksek boyutlu seçim yapmanız daha mantıklı. Burada şunu gösterebilirim. Kaliteli modelleri bulurken dikkat etmemiz gereken ipuçlarımız var. Mesela yine koltuk yazdım. Burada dosya boyutu ve poligonlar bizim için önemli bir kıstas. Burada dosya boyutumuzu mesela şöyle 50'lere çektiğimizde, işte poligon sayısını 30, 25, 30 arasında tuttuğumuzda bize çıkacak modeller daha üst seviyeli modeller ve şeyler olacak. Koleksiyonlar, kataloglar olacak. Tabii ki bu her zaman çok doğrudur, çok iyi modelleri verir, çok kaliteli modelleri verir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Aslında burada bizim gözümüzle seçmemiz de bir nebze önemli. Şunu diyebilirim. Render olmadan bile güzel gözükebilen modeller her zaman daha kaliteli, daha avantajlıdır. Mesela burada gördüğümüz gibi render olmadan bile hoş gözükebilen mobilyaların bulunması sizin modelinizin daha güzel gözükmesini sağlayacaktır. Ancak burada işte bir süre sonra şu olacak. Siz kendinize göre bir dosya boyutu belirleyeceksiniz ve bu dosya boyutlarına göre bir şeylere daha rahat ulaşabileceksiniz. Ben dediğim gibi bunları işte 35-50 arasında tutuyorum. Bunu da 15'ten işte 30'a kadar çekerek modellerimin poligonlarını ve boyutlarını değiştiriyorum. Peki bir modeli indirdim. Bu modeli indirdikten sonra ne yapmam gerekiyor? Ben sizin için bir tane koltuk indirmiştim. Bu koltuğun üzerinden gideceğim. Şimdi benim şöyle bir koltuğum var. Bu koltuğumda şimdi gereksiz şeylerim olabilir. Bunlardan ilki gereksiz materyal olabilir. Mesela bu gereksiz materyal nasıl çıkar? Şuradan in model kısmına geliyorum. Mesela işte burada kırmızı var, lacivert var. İşte siyah var falan. Ama benim modelimde bunların hiçbiri yok. Bunlar daha önce modelde varmış. Ancak bir şekilde silinmiş. Ama daha öncesinde kullanıldığı için de bizim model materyal listemizde mevcut. Öncelikle bunu yok edeceğim. Şuradan geliyorum. Window kısmına geldim. Model info. Buradan geldiğimizde istatistik kısmımızda şunun tikini açıyorum. Burada purge unused diyorum ve bekliyorum. Bu birazcık sürebilen bir işlem. Çünkü sizin içinde kullanılmayan çizgileri, işte bölgeleri yok ediyor. Zaten bunda da bizim istatistiklerimizde çıkıyor. İşte şu kadar çizgi kullanılmış, şu kadar yüzey kullanılmış. Bunun içinde şu kadar grup var, şu kadar component var. Modelle ilgili her şey buradaki listede mevcut. Şimdi bunu bekliyorum. Bu esnada size başka söyleyebileceğim modellerle ilgili bir şey var. Şimdi kaliteli model ararken ki bir diğer ipucumuz da markaların modellerine bakmak. Burada markalar kendi modellerini daha detaylı bir şekilde yapıyorlar ve paylaşıyorlar. Bunun için mesela Mod Loft markasına giriyorum. Bir mobilya markası olduğu için gördüğünüz üzere kendisinin mobilyalarını güzel bir şekilde modelleyip burada paylaşıyorlar. Aynı şekilde mesela Herman Miller paylaşım yapıyor. Burada zaten gördüğünüz gibi tikli. Yani bu tik onaylanmış firmalara veriliyor. Bazen tabii ki onaylanmış olmayıp kaliteli olan modeller de oluyor ama onaylanmış firmalara da bu şekilde bakabilirsiniz. Aynı şekilde Crost var. Crost'un da koleksiyon kısmında bulabilirsiniz. Mesela bu hani burada bir onayı yok ama gördüğünüz gibi koleksiyonları içinde hepsi mevcut. Modelimize geri bakalım, işlemi tamamlamış mı? Evet, işlemimizi tamamlamış. Bu şekilde halletmiş. Sonra mesela şu modelde size şunları değiştirerek göstereyim. Geldim. Mesela buna bir renk atadım. Kırmızı ekleyeyim. Aynısını buraya da yapayım. Renk kalmasın.
Şimdi mesela geldik. In model kısmına geldiğimizde artık bu kırmızı renk de çıkıyor. Ama biz öncesinde pembe kullanmıştık ve bu pembe de burada kaldı. Ama ben artık bunu istemiyorum. Buradan purge unused diyoruz yine. Kullanılmayan materyalleri bu şekilde yok ediyoruz. Mesela buradaki işte lacivert falan da önceden SketchUp dosyasında bir figür vardı. O figürden kalma materyaller. Yine aynı şekilde bekliyoruz buralarda. Bu mesela bazı indirdiğiniz dosyalarda 27-30 taneye kadar çıkabilir ve aslında modelde sadece bir materyal kullanılmış olabilir. Bunların hepsini temizlemek, temiz modeller oluşturmak aslında bize bilgisayarımızda da bir kütüphane yapma imkanı sunuyor. Böylelikle temiz modellerimizi daha sonra da kullanabiliyoruz. Şu an sadece modelimde olan gördüğünüz gibi materyaller kaldı. Bunun dışında bir şey kalmadı. Bir de tabii ki mesela şu an benim modelim kasmıyor. Çünkü ben buradan profil kısmını kapadığımda daha da iyi sonuç alabilirim. Siz daha detaylı modellerle çalışırken buradaki profil kısmını kapatabilirsiniz. Böylelikle SketchUp bunları okumakla uğraşmayacağı için daha hızlı ve daha aslında düz bir görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi model seçerken ki bir diğer önemli kıstastan bahsedeceğim. Bu da component olması. Buraya geliyorum. In model diyelim. Şimdi bunu şey yapalım. Baştan şunu söyleyeyim. Outliner kısmında modelimizin parçalarına bakalım. Bu parçalar bizim için çok önemli. Çünkü bazen değişiklikler yapmak istediğimizde birbirine bağlı olan parçaların olması bizim için renk değiştirirken, doku değiştirirken, herhangi bir şekilde büyütme ve küçültme yaparken dezavantajlı. Bu projede her biri ayrı ayrı gruplanmış, komponentlanmış ve bu benim için çok büyük bir avantaj. İstediğimde bunu çıkartabiliyorum, istediğimde değiştirebiliyorum, rengini direkt değiştirebiliyorum. Böyle modelleri seçmek dediğim gibi en başından materyalleri atarken sizin için daha büyük bir avantaj. Örneğin sadece bunun rengini değiştirebiliyorum. Ama bu herhangi bir objeyle bağlı olsaydı tek başına bir renk değiştirmem mümkün olmayacaktı. Bunlar da buradan da dediğim gibi üstüne tıklayarak ya da buradan bu şekilde bakabilirsiniz. Ayrıca component kısmından bunu temiz bir hale getirdikten sonra kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunu buradan temizledikten sonra Save As diyerek kaydedebilirsiniz. İşte temiz modeller diye bir klasörüm var mesela benim. Buraya ben koltuk yazdım adına. Yeni bir SketchUp sayfası açıyorum. Buradan komponentlara geliyorum. Buradan geldim. Open or create diyor. Buradan oluşturuyorum. Masa üstünden bu yaptığım dosyayı seçiyorum ve artık koltuğum bu şekilde kullanılabilir olarak geliyor. Kendi kütüphanemizi bu şekilde ayrıca bilgisayarımızdan da direkt SketchUp içinde çekmemiz mümkün oluyor. Bunu tabii ki kalıcı da yapabilirsiniz. Favorilere ekleyerek artık kalıcı sürekli orada duran bir kütüphane haline de getirebilirsiniz. Sadece anlık kullanımlar için de yapabilirsiniz. Böylece temiz modellerinizi rahatlıkla dosyanızın içine alabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda size daha detaylı model temizlemek için bir plugin önerisi yapacağım. Ve kaliteli modellerin sahnelerde kullanımı, ufak bir render çalışmasıyla aslında kaliteli model ve kalitesiz model arasındaki farkı göstereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi takipte kalın. Sevgiler.